Sadık'a. Müslüman mı oldu? Valide Sultan verdi adımı. Allah izin verdi, Müslüman oldum. Şükür. Güzel. Nereden geldin? Nerelisin? Sava'dan geldim. Tuna'ya komşu. Macar mısın? Hayır. Bulgarım. Çok güzel. Sen de beğendin mi Hürrem? Beğendim. Çok güzel saray. Beklediğimden fazla iş var burada Hatice. Tadilatı bugün başlatsak yine de aylar sürer. Bence fazla bir şey yapılmasına lüzum yok validem. Sana kalsa sen bu haliyle de gider oturursun. Ama Sultan Sarayı'na yakışır olmalı her şey. En iyisine layık Hatice Sultan. Çocukların doğup büyüyecek bu sarayda inşallah. İnşallah. Bu duvara çok çiçek resmi yaptırın. Bakınca cennet bahçeleri görün. Valide Sultanımız da Hürrem Hatun'dan hoşlanmıyor. Onu yanına alıp sizi bırakması tuhaf değil mi sultanım? O hatun efsunlu sanki. Başına her ne gelirse bir anda kurtuluyor. Şanslı. Yapacak hiçbir şey yok. Valide Sultanımızın size olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Sizi hep koruyacaktır. Eminim. Beni bir tek hünkârımın sevgisi korur.
Mehmet nerede? Mehmet! Yetişin! Şehzade boğuluyor! Ne oluyor? Ne bu gürültü? Paşam, hünkârımız aceleyle çıktılar. Sakın ha, dur, dur. Bu duvara bir şey yapacak mısınız? İbrahim Paşa Hazretleri gelip baktılar. Resim yapılması için emir buyurdular. Nakkaşhanede büyük ustalarımız var. Muhteşem nakışlarla bezerler. Merak etme Hatice. Paşa bu zatı getirdi. Ressammış. O resmedecekmiş sultanı. Mahi Devran! Ne oldu? Suya düştü hünkârım. Çok şükür bir facia atlattık. Mehmet'im, şehzadem. Tamam. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? Neden sahip çıkmıyorsunuz şehzadelere? Gözümüz üstlerindeydi hünkârım. Oynuyorlardı, bir anda oldu. Mahidevran Sultanımız öyle bir koşup kurtardı ki. Alın giydirin. Üşütmesin. Baba. Oğlum. Mustafa'm. Allah senden razı olsun Mahidevran. Hünkârım. İyiler değil mi? Çok şükür. Gidelim. Kardeşimle gidelim. O çok korktu. Tamam Mustafa'm, gidelim. Sen çok mu üzüldün Mehmet için? Evet. Mahidevran. Mahidevran. Mustafa kardeşiyle gitmek istiyor. Haydi gidelim.
Şey, kimdir bunlar? Onlar hanedanın mensupları, Sultan Süleyman Han'ın haremi. Bu diyarda sultanın ailesine, hatunların yüzüne bakmak yasaktır. Nerede yaşıyor onlar? Sen boş ver onları. Sen İbrahim Paşa'mızın istediği resimleri yapabilir misin? Tabii. Destur! Sizin tavsiyelerinizle cennet gibi olacak Varda. Burası senin yuvan olacak Hatice. Bu saray senin. Gönlünden ne geçiyorsa onu yaparız. Tamam, artık dönebiliriz. Ne zaman başlarsın resimleri yapmaya? Hemen. Şimdi. Öyle mi? Evet. Hadi yürü, düş önüme. Yürü, 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 yürü. Burada yatırın şehzademizi. Dairesine daha sonra alırsınız. Sultanım, bağışlayın beni. Siz olmasaydınız maazallah. Sus, Allah korudu. Bir daha yanından ayrılırsan seni atarım suya. Mustafa. Canım oğlum, üzülme artık. Sen kurtardın onu. Siz etmeseydin görmezdik. Aslan parçası. Mustafa'm her daim korur kardeşle. Öyle değil mi? Sadıka. Hadi hazırlan, dönüyoruz. Hünkar gelecek. Ne hünkar gelecek? Gelmez artık. Hünkârımız ailesiyle birlikte haremde. Ama ben halvet... Hala halvet diyor. Halvet mi kaldı? Görmüyor musun sen olanları? Hadi düş önüme, düş. Hadi. İbrahim Paşa'm. Hadi siz gelin. Çekil. Nedir bu? Ne nedir bu paşa? Ben sana ne dedim? Benden habersiz. Kuş bile uçmayacak demedim mi? Size malumat verecektim paşam. Yoktunuz. Valide Sultan hazırlamamızı istedi Sadıka Hatun'u. Halvete götürmemizi buyurdu. Valide Sultan mı? Evet. Emir büyük yerden olunca ne yapabilirim ki paşa hazretleri? Hoş geldiniz sultanım. Dayı, Sümbül Ağa'yı da al gel. Sarayın tadilatı hususunda mimarbaşı da gelsin. Tarif edeceğim şeyler var. Tamam sultanım. Lakin bir havadisim var size. Ne oldu? Şehzade Mehmet hasbahçede suya düşmüş. Ne? Ha? Endişeye mahal yok. Kurtuldu şehzademiz. Durumu gayet iyi. Nerede torunum? Mahidevran sultanımızın dairesinde bakıyorlar. Mahidevran mı? Sultanımız yetişmiş, kurtarmış onu. Hemen gidelim. Hadi.
Nedir bu Arsadi Hatun? Nereden geliyorsun böyle süslenmiş? Kime süslendin böyle? Yoksa Halvet'e mi gittin? Hünkârımız almaz bunu koynuna. Sen ne diyorsun? Ne? Çekilin hadi. De bakayım. Nereden geliyorsun sen? Ben diyemem. Yasak. Nasıl? Kim koydu yasağı? Ben yasak koymadım. Sümbül Ağa mı yasak dedi? Oğlum. Mehmet. Ne oldu anlasana. Has bahçeye çıkardı Mustafa'yı hava alsın diye. Mehmet de geldi. Kardeşiyle oynuyorlardı. Cariye de vardı başlarında. Bir ay yalnız bırakmış. O sıra düşmüş suya. Son anda çıkardım sudan. Mustafa'm nasıl? Nasıl korkmuştur? Mustafa çok düşkündür kardeşine Hürrem. Perişan olmuştur. Mustafa iyi. Hünkârımızla birlikte. Sen benim oğlumu kurtardın. Teşekkür ederim. Bir kurşun mu döktürsek? Önce yangın, şimdi bu. Mustafa. Torunların iyi validem, rahat ol. Mahidevran sağ olsun. Çok şükür. Müsaadenizle ben Mehmet'i götüreyim. Sultanım. Allah razı olsun sizden. Bana oğlumu verdiniz. Vesselam. Sümbül Ağam, bir el daha oynayalım be. Şeker Ağa, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seninki o hesap. 40 yılın başı bir kere galip geldin diye ezme beni ağam. Biz de Allah kuluyuz. Belki kısmetim döner. Vallahi işim var ama... madem ısrar ettin. Hadi. Yalnız yenersem... bir tepsi baklavamı alırım, akşama hazır olsun. Tamam be. Biz. Sümbül Ağa. Ya saburu ya rahim. Huzur yok bana. Ne var? Ne olsun? Vallahi haberler sende. Sadıkayı Halvet'e götürmüşsün. Allah'ın cezası. O kadar tembihledim, sus! Bülbül gibi ötmüş. Doğru demek. Tahmin ettiydim. Nigar Kalfa, sen az değilsin ha. Ağzımdan aldın lafa. Nasıl oldu bu iş? Nasıl olacak? Valide Sultan Hazretleri buyurdu, oldu. Sana bana soracak değiller ya. Sadıka gözde olduysa... şimdi yukarı gözdeler katına mı alacağız yine? Gözde mözde yok. Halvet olmadı ki. Şehzademiz suya düşünce hünkârımız bırakmış çıkmış. Ha,
bir daha gidecek yani. Gene ortalık karışacak desene. Şşş! Aman diyeyim ağzını kapalı tut, kimse bilmesin. Bilhassa Hürrem Sultan. Vay, kızcağızın yüzünü yakar maazallah. Mesulü biz olmayalım. Ha? Ben baktım, ateşi yok. İyi maşallah. Maria, senin aklın nerede? Nasıl bırakıp gittin oğlumu? Mihrimah'ın karnını doyurmaya geldim. Hemen gidecektim. Giderken de Gülşah'ı tembihledim. Kurda kuzu emanet ettin. Oğlum ölüyordu. Fenalık düşünme Hürrem. Mahidevran kurtardı onu. Hadi uyut Mehmet. Oh, oh maşallah. Şehzademiz iyi. Mahidevran Sultan'a teşekkür ettiğini duydum. Çok sevindim. Eskiden olsa sen yaptın diye demediğini bırakmazdın. Bu saray beni kendine benzetiyor. Fena mı? Öğreniyorum işte. Sen hep dedin ya bana. Değiştin yani. Artık kavga, gürültü yok öyle mi? Yok. Söz verdim kendime. Öyle. Ne olursa olsun. Ben bir sultan gibi olacağım. Peki madem. Sana bir şey söyleyeceğim. O neymiş? Sadıka. Ne olmuş ona? O da mı öldü yoksa? Neden ölsün? Ayşe'nin katili bulunmadı. Katil bu sarayda dolaşıyor. Korkmuyor musun? Yok. Öyle bir şey değil. Sadıka halvete gitmiş. Ne diyorsun dayı? Sadıka has odada huzura çıkmadı mı? Çıkmış sultanım. Hünkârımıza güzelce hazırlayıp götürmüşler. Lakin tam o esnada şehzadelerin hadisesi vuku bulunca... Tamam, kapatalım mevzuyu. Anladım. Ne yapmamı istersiniz? Tekrar hazırlayalım mı? Yok, şimdi değil. Daha sonra münasip bir zamanda göndeririz. Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Gel Mahidevran. Nasıl olmuş bu? Dur, hemen hallenme. Siz Valide Sultan'la at meydanı sarayına gittiğiniz vakit. Kim istedi bunu? Hünkârım mı? Yok. Valide Sultanımız buyurmuşlar. Tamam. Şimdi anladım. Validem beni bunun için götürdü saraya. Uzaklaştırdı. Kızma. Halvet olmamış ki. Şehzadelerin hadisesi olunca hatunu göndermişler. Halvet olmadı. Oyun bozuldu mu? Çok sevinme. Yakındır. Valide Sultan kafasına koymuşsa yapar. Neden düşmanlar bana? Neler yapıyorlar böyle? Ben susuyorum. Biat ediyorum. Ama onlar durmuyorlar. Hürrem Sultan, sen sükunetini bozma. Nezaketini koru. Mahidevran, seni de Hatice'nin sarayını gezmeye götürmedim diye mi bana böyle küskün bakıyorsun? Hayır validem, ne haddime? Benim sıkıntım başka.
O zaman Sadıka'yı mı öğrendin yoksa? Sen benim ne zorluklar çektiğimi bilemezsin. Mahidevran, ben bütün gücümle bu devasa haremin düzenini sağlamaya çalışıyorum. Nasıl ki sen zor da olsa hünkârını paylaşmayı öğrendin, Hürrem de öğrenecek. Başka yolu yok. Hepimiz hünkârımızın hareminde böyle eğitildik. Ben de rahmetli hünkârımla neler yaşadım. Padişahlar tek hatunun eşi olamazlar. Düzen böyle. Kimse değiştiremez. Çıkmadı mı hala İbrahim Paşa'mız? Çok özlüyorum onu. İzdivaç kararı alındığından beri daha uzaklaşmış hissediyorum kendimi. Ya bir şey olursa? Ya uyanırsam bu rüyadan diye korkuyorum. Sultanım, siz İbrahim Paşa ile nişanlısınız artık. Dilediğiniz zaman görüşebilirsiniz. Ha şöyle, yüzünüz gülsün biraz. Hadi rahatlayın. Kim bu ressam? Buralardan değil hünkârım. Adı Leo. Kırımlı. Matrakçıyla çarşıda tanışmışlar, ahbap olmuşlar. İlaveten tüccarmış da. Sanat erbabı kişinin ticaretinden ne olur? Fena olur. Kiliselere ikonalar çizmekte pek maharetliymiş. Müsaade buyurursanız tahsis ettiğiniz sarayın duvarlarına birkaç resim çizdirmek niyetindeyim. O saray senin pargalı, dilediğini yaptır. Lakin resimlerini itinalı seç ki Zembilli Hoca'nın uykuları kaçmasın. Zembilli Hoca'mızın gözleri o kadar keskin midir hünkârım? Kendi görmese de görenleri dinler pargalı. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Müsaadenizle. İbrahim Paşa. Bugün sizin sarayı gördüm. Çok güzel. İnşallah mutlu olursunuz orada. Sağ ol. Ben de burada mutlu olacağım inşallah. Sayende. Vezir-i Azamlığınız kutlu olsun İbrahim Paşa. Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim Elçim Oçanigo. Ayrıca duydum ki hanedanın zarif sultanı Hatice Sultan'la evleniyormuşsunuz. Kutlarım. Piri Mehmet Paşa ile münasebetlerimiz zaman zaman sıkıntılı olmuştur. Dünyayı anlama ve yorumlamada farklılıklarımız vardı. Piri Mehmet Paşa çok değerli bir devlet adamıdır. Devlet-i Aliye'ye üstün hizmetleri olmuştur. Kendisinin şükranla ve hürmetle anılmasını isterim. Elçim Oçanigo. Benim Venedik'te olan dostane münasebetim artarak devam edecek. Endişelenmeyin. Lakin size bazı sorular sormak istiyorum. Buyurun Paşa Hazretleri. Vatikan Katolik Kilisesi Alman Luther'in yaydığı din hakkında ne yapacak? Kilisenin mevcudiyeti sorgulanıyor. Bu bilginin sizde olması çok enteresan. Doğrusu çok şaşırttınız beni. Şaşırmayın. Hepimiz aynı dünyanın fertleriyiz. Luther, kiliseyi madden ve manen zayıflatacak.
Papa Luther'e aforoz etti. Sürgüne yolladı. Papa hata etti. Luther geri dönecek. Hem de daha da güçlenerek geri dönecek. Halkın, prenslerin, elektörlerin desteğini alarak dönecek. Kilise halkı soymayı bırakacak. Altın karşılığı günah affedip cennette yer satışı bitecek. Harika. Sen burada mı kalıyorsun artık? Burayı aldılar. Orada gözdeler kalırmış. Ben gözde değilim. Üzülme. Belki sen de gözde olursun. Sen nasıl geldin bu saraya? Kim getirdi? İbrahim Paşa koydu beni harime. Şimdi anlaşıldı. Sadıka. Neredesin sen? Hadi işine bak işine. Hadi! Sultanım, bir isteğiniz mi var? Sümbüla. Haremin garibim ağası. Sen benim isteklerimi yapamazsın. Gücün yetmez. Kafir diyarından ne havadisler var İbrahim Paşa? Martin Luther'den konuşuyorduk hünkârım. Papaya baş kaldıran, kilisenin cennetten yer satmasına karşı çıkan papaz. Şimdilerde ilaveten kafirin kitabı İncil'i Latince'den Alman diline çeviriyormuş. Vatikan sırf bu yüzden aforoz etti ya papazı. Kilisenin en önemli gelir kaynağı elinden gitmek üzere. Tabii müsaade etmezler. Luther aforoz namesini kilisenin önünde gözünü kırpmadan yakmış. Kaç kişi biliyor ki Latince'yi? Halkın diline çevirirsen kitabı okuyanlar yeni sorularla gelecek. Kilise soru sevmez, itaat esastır. Kilisenin iktidarı tartışılıyor artık. Sultanım çok haklılar. Hristiyan alemi Yahudi meselesinden sonra ilk defa bu kadar büyük bir ayrılık içinde. Ancak Vatikan Katolik Kilisesi her zaman güçlü olacaktır. Elçi söylesin bakalım. Schalken Worms diyetinde Luther'i ikna edemedi. Şimdi ne yapacak? Almanları ikna edebilecek mi? Almanlar 5. Karl'ı imparatorlar olarak kabul ederler. Ama Almanların hepsi imparatorlar gibi düşünmüyor. İbrahim Paşa. Elçiyi düğününe davet ettin mi? Hayır hünkârım. İbrahim Paşa'nın düğünü olacak. Siz de davetlimişsiniz. Şeref duyarak geliriz sultanım. Haber gönderdim. İbrahim Paşa'mız Mustafa'yı almaya gidecek mektebe. Sizi orada bekleyecek. Sağ ol Gülfem. Ben sensiz ne yapacağım? Düğünden sonra keşke sen de gelsen bizle. Şeref duyarım sultanım. Lakin biliyorsunuz benim yerim burası. Gelemem. Validemle konuşsam. Faydası yok. Ben hünkârımın mahremiyim. Usulleri değiştiremiyoruz ki. Lakin üzülmeyin.
Sarayınız buraya çok yakın. Sık sık ziyaret ederim sizi. Sultanım, Gülfem Hatun, nasılsınız bugün? Hoş geldin Hürrem. Gel, otur yanıma. İyi misin? Düğüne daha zaman var ama sultanım şimdiden üzülmeye başladı benden ayrılacağı için. Sen gitmeyecek misin onunla? İmkansız, gidemem. Ama sultanım yalnız olmayacak elbet. Daya Hatun'a söyleyelim. İyi eğitim almış. Aklı başında bir Nedime bulsun size. Ben sükuneti buldum çoktan İlgar. Ne kadar gelseler üstüme o kadar geri çekileceğim. İyi edersin. Ama Sarika bir kez daha hünkârımın odasına girmeyecek. Yasak. Bu nasıl olur? Sen nasıl koyarsın bu yasağı? Girmeyecek dedim. Ondan kurtulmam lazım. Sana söylediğime pişman ettirme beni. Korkma. Başka bir yol bulacağım. Ben biliyorum kim olacak Nedime. Kim? Valide Sultan'ın yanında hizmetinde bir hatun var. Validemiz çok memnun ondan. Hangisi o? Adı Sadıka. Hani bizim şehzadeleri kurtardı yangından. Ha, evet. Validen pek sever onu. Hem de İbrahim Paşa onu getirmiş hareme. Öyle mi? Sümbüla dedi. Validen müsaade eder mi acaba? Ne de olsa onun hizmetinde. Neden etmesin? Sen onun en kıymetli kızısın. Hakkı var Hürrem Sultanım. Hem Daya Hatun da pek övüyordu o kızı. Bakarız bir çaresine. Sadıka. Buyurun sultanım. Kaç zamandır yüzün gülmüyor? Bir sıkıntın varsa söyle. Yok sultanım. Sıkıntı yok. Haremde cariyeler kötü muamele mi ediyorlar? Ondan değil. Ben... Söyle hadi, çekinme. Harem ağa beni hazırladı. Hünkârımın huzura çıktım. Bir kabahat mı işledi ben geri geldim? Sabırlı ol. Vakti gelince yine gidersin. Yeter ki saygını, nezaketini muhafaza et. Mustafa'yı sen al bugün mektepten. Bana getir, özledim. Âlâ, kâfirler ne kadar çok bölünürse devlet-i âliye için o kadar iyi olur. Birlik olamamaları için atalarımız gibi her türlü siyaseti uygulamak lazım gelir. Luther, Türk'ten evvel efendisi olan şeytanı yenmek, Tanrı'nın kırbacını almak ve Türk'ü tek başına bırakmak gerekir. Türklere savaş açmaktansa ilkin papaya, din adamlarına ve psikoposlara savaş başlatılmalıdır diyormuş. Gelişmeleri takip et. Papa'ya ve İspanyollara karşı direnebilmesi için Luther'e ve Alman beylerine el altından destek sağla. Mısır Beylerbeyi, Ahmet Paşa Hazretleri. Hünkârım. Ne vaziyettesin Ahmet Paşa? Ne vakit gidiyorsun Mısır'a? Hazırlıkları henüz tamamlayabildim hünkârım. Yarın bu vakitler yola revan olacağız inşallah. Hayır duanızı almaya geldim. Hayırlar olsun Ahmet Paşa. Allah yardımcın olsun. Mısır'ın nizamını gayri senden sorarım. Git ve orada adaletimi tesis et.
Merak buyurmayınız hünkârım. Sizin yüce adaletiniz orada da işleyecek. Hazinemizin de yüzü gülecektir. Yeni iratlar icat edeceğimden şüpheniz olmasın. Ahmet Paşa. Kadızade Mehmet Efendi'yi bilirsin. Bilirim. Kendisi size eşlik edecek. Mısır'ın idaresinde en mühim yardımcınız olacak. Lüzum yok paşam. Benim kapı halkım var. Paşa, yeni kanuni düzenlemeler olacağı muhakkak. Mehmet Efendi'nin bu konuda bir hayli faydası olacaktır. Hünkârım. Kadızade Efendi, hazırlıklarını yap. Ahmet Paşa ile Mısır'a gidiyorsun. Emriniz başım üstüne hünkârım. Mısır'da olup biten her şeyin kaydını tutup bana göndereceksin. Bilhassa Ahmet Paşa'nın attığı her adımdan haberim olacak. Gözünü kulağını açık tut. Güvenmediğin, inanmadığın hiçbir şey yapmasına müsaade etme. Merak etmeyin İbrahim Paşa'm. Bu makam bana neden verdiğinizi gayet iyi biliyorum. Her daim Ahmet Paşa'nın ensesinde olacağım. Her şeyi size yazacağım. Evet. Hayırlı yolculuklar. Paşam. Enderun'a mı gidiyorsunuz? Bekliyorlar. Evvela Şehzade Hazretlerini göreceğim, oradan geçeceğim. Sultanım, bu mide hastalığınız geçmedi bir türlü. Geçer. Hekim başının ilaçlarını içiyorum. Midem üşüttü, mühim değil. Bu bulantım bir dursa. Bu durmayan bulantıdan şüpheleniyorum sultanım. Yoksa gebe misiniz? Ne? Belki de gebe kaldınız. Ne alakası var? Alelade bir bulantı işte. Öyle söylemeyin. Ben hissediyorum. Eve kadına bir haber verelim, muayene etsin sizi. Gerek yok. Bana bir mürdüm şerbeti hazırla. O iyi geliyor. Sultanımız da saraya gitmişsiniz. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Şimdiden hayaller kurmaya başladım. Bir yanım da korkuyor hayallerimden. Ya nasip olmazsa? Her gün oraya gidip orada olmak istiyorum. Size layık bir saray hazırlamak için. O sarayda kavuşacağımız günü sayar vaziyetteyim sultan. Sizle aynı çatı altında olmayı hali o kadar imkansızdı ki. Bazen inanmakta güçlük çekiyorum. Sultanım, paşam beni valide sultan gönderdi, şehzadeyi istedi. Tamam, gir içeride bekle. Birlikte döneriz. İbrahim, bu cariyi siz getirmişsiniz saraya. Doğrudur sultanım. Matrakçı nasıl efendi bulmuş, kimsesiz. Rodos'a giderken yaralı bir vaziyette. Ben de Sümülaya'ya teslim ettim. Aslında hayırlı da oldu. Şehzadeleri yangından o kurtarmış. Validem de pek seviyor onu. Aklı başında düzgün bir hatunmuş. Henüz söylemedim. Lakin Nedim'i olarak onu götürebilirim sarayımıza. İsabet olur sultanım. Yakınınızda olması faydalı olacaktır. Kalk.
Kabul etti mi Hatice Sultan? Ben aklına soktum galiba. Bakalım ne olacak? De ki istedi. Validenin göndereceğine malum. O hatun bu saraydan gidecek. Bu olmasa başka çare bulurum. Hürrem, yüzlerce cariye var. Bu gider başkası gelir. Süleyman benden başkasıyla olmayacak. İzin vermem. Ne zaman bitecek içindeki bu fırtına? Ben ölünce bitecek. Yapma, gören olacak. Görsünler. Sen benim nişanlım değil misin? Geç kalıyoruz. Babam kızacak, hadi gidelim. Baban sen olmadan pazar ayinini başlatmaz mı? Papazın kızı kilisede yoksa köyle bana ne derler? Tamam, gidelim. Ama gel bak sana ne göstereceğim. Bayılacaksın. Leo, lütfen gidelim. Annem ceza verecek. Yarın bakarız. Alex. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Çok 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 çok. Leo? Nasıl efendim? Hoş geldin. Boya hazır ediyor. Yine dalmışsın hayallere. Boyayı falan unutmuşsun gibi. Yok yok, senin bir derdin var. Şşş. Yoksa divane mi oldun? Divane? İşte divane. Ve aşık mısın? Anlaşıldı. Yarana bastım ben senin tabii. Sen aşık oldun. Evet, boyacı küpü değiliz ya, bizim de kalbimiz var. Ben aşık adamı karanlıkta bile tanırım. Kaybettin onu. Arıyor ama yok. Kayıp. Doğru mu söyledi kayıp? Doğru söyledi kayıp. Kayıp ha? Şimdi anladım. Köle diye aranıp durduğun o mu yoksa? İbrahim Paşa çizimleri beğendi. Bak, tamam. Mevzu değiştirmek istiyorsun. Öyle olsun. Beğendi. Bugün gidip göreceğim onu. Bir diyeceğim varsa söyle. Yok. İyi. Nasıl renk? Ben seviyorum. Ha. Sadık'a? Sen de git Mustafa'nın peşinden, göz kulak ol. Evet, seni dinliyorum Hatice'm. Bir şey mi diyeceksin bana? Validem, haremdeki cariyeler arasından kendime bir Nedime seçmek isterim. İyi düşünmüşsün. Şimdiden seçip terbiye etmek lazım. Ben seçtim aslında. Lakin müsaadeniz lazım. Kimi istersen al götür Hatice. Sadıka'yı istiyorum valide. Ne zamandır gözükmüyor Mahidevran Sultanımız. Keyfi yok diyorlar. Neden keyfi yokmuş? Hürrem Sultan geldi ya tekrar. Ona bozuldu. Hasta oldu diyorlar. Boş boş konuşmasın kimse.
Mahidevran Sultanımız hasta değil. Gebe olabilir. O yüzden istirahat ediyor. Gerçekten mi? Duydunuz mu? Gebeymiş. Bir şehzade daha geliyor. Hürrem Sultan duyunca yıkılacak. Sultanım, Mustafa oynuyor, merak etmeyin. Sadıka. Gel buraya. Yaklaş. Mustafa ile güzel ilgileniyorsun. Al bunu. Tak bileğine. Sağ olun. Ben şehzademizi çok seviyorum. Çekilebilirsin. Gülşah nerede? Bana şerbet getirecekti, bir bak. Müsait değilsen sonra gelirim. Gel lütfen. Mehrime uyudu. Alabilir miyim? Güzel olacak belli. Sizin gibi narin, zarif olsun. Bu arada validemle konuştum. Sadıka benimle gelecek. Öyle mi? Güzel haber. Sevindim. Sadıka Hatun, heyecanlanma, heyecanlanma. Al basmasın o gül yüzüne. Halveti unut artık. Neden? Çünkü Valide Sultanımız seni Hatice Sultan'ın sarayına gönderecek. Onun nedimesi olacaksın. Üzüldün mü? Vah! Aksine sevinmelisin. Hatice Sultanımız seni yanına layık görmüş. Ama olmaz. Ben gözde olacak. Hünkârımla bu sarayda kalacak. Boşuna hayal kurma. Emir büyük yerden. Her işte bir hayır vardır. Kaderine razı geleceksin. Evet. Hadi işine. Hadi güle güle. Gülnihal, az evvel Hatice buradaydı. Sadıka onunla gidecekmiş. İyi. İyi mi? Sen duymadın galiba. Kurtuldum ondan. Gidiyor. Hürrem, bir şey diyeceğim ama kızma gene. Ne oldu? Mahidevran Sultan. Gebe olduğunu söylüyorlar.
Emin misin? Vallahi öyle diyor Gülşah. Kızlara söylerken duydum. Başımın belası bitmiyor. Belanın biri gidiyor, biri geliyor. Ya. Söyle. Ben bu Victoria'yı çok özlüyorum. Rüyalarıma giriyor. Victoria değil Sadık'a. Ben onu öyle sevdim. Benim için Victoria. Halimden sen anlarsın paşa. Buluştur bizi. Çok zor be matrakçı. Sarayda buluşulur mu hiç? Aklını mı kaçırdın? Kellen gider be. Ben öleyim ne olur ki? Aşk için şehit olurum. Dur hemen dur ölme. Düğünden sonra benim saraya gelecek Sadık Ağa. Sultanımızın nedimesi olarak. O vakit buluşursunuz. Paşam. Paşaların paşası. Vallahi dünyaları versen bana bu kadar bahtiyar edemezdin beni. Ver ömrümü. Dur be adam. Allah dur aşkına. Be adam. Dur ne yapıyorsun sarılma öyle. Baltacılar indirecek seni. Hadi ben gidiyorum. Ailem bekler. Kal sağlıcakla. Otur. Mahidevran tebrik ederim. Neden haber vermedin bize? Ne hususta valide? Gebeymişsin. Validem ben... Çok sevindim. Bir torunum daha olacak. Hayırlısı olsun. Bu defa sağlıkla doğar inşallah. İnşallah. Tebrik ederim sultanım. Kutlama için erken değil mi? Ebe kadın görseydi... belki gebe değilimdir. Haklısın. Emin olmadan aslanıma duyurmayalım. Ebe kadına haber verdim. Yarın sabah gelecek muayeneye. Daha tatlı yok mu? Dünyaları yedin Hürrem. Çok gelmez mi? Gülnihal ne bileyim. Canım istedi. Neyse. Sen gitme Hedefran. Ne olmuş öğren. Çocukları bırakıp gidemem. Hem öğrenecek bir şey yok. Gebeyse gebe. Erkek olursa kuvveti artar. O zaman da önce bana hücum eder. Paşa'nın sarayına gönderiyorlar. Telaş etmesin. Evelallah benim kolum oraya da uzanır. Çek elini. Bırak. Kimse yok. Gel şöyle. Dokunma. Uzak dur. Şişt, ses etme. Yoksa herkese kim olduğunu söylerim. O zaman sen de ölürsün. Ben söylersen kimsin?
Ben dururken senin lafını kim dinler? Hatice, Gülfem, biz çıkalım. Mahidevran, sen de uyu dinlen. İnşallah Ebe Kadın sabah hayırlı haber verecek bize. İyi geceler. Hayırlı geceler validem. Gülşah. Tutamadın değil mi çeneni? Sultanım ben... Sen beni bütün sarayı rezil mi etmek istiyorsun ha? Ben Hürrem'in kulağına gitsin, hasedinden çatlasın diye demiştim. Ya gebediysem? O zaman ne olacak ha? En başına Hürrem gülecek bana. Sultanım öyle demeyin. Bütün emarelerden... Çık dışarı! Ben... Çık dışarı, gözüm görmesin seni! Sultanım... Defol! Gecenin bu vakti yine yemek mi istemiş? Nigar Kalfa söyledi. Bıldırcınlar, tatlılar. Oh. Hürrem Hatun'un şu bir haftada yediğiyle bütün harem doyar vallahi. Be heybi edep gafil. Koskoca sultanın lokmasını mı sayıyorsun? Haşa, sümme haşa. Ağam, bu aralar yemek yetiştiremiyoruz. Onun için şey... Hayırdır inşallah. Bu sesler de nereden geliyor? Şşş. Bu taraftan geliyor. Allah Allah. Gel. Seni kes. Örtelim seni. Yardım edin! Kurtarın beni! Ben masum! Saldırdı bana! Ağalar! Nöbetçiler! Eğer Mahidevran oğlan doğurursa... haremde taşlar yerine oturur Hatice. Mahidevran pek umutlu görünmüyordu. Ne malum gibi oldu? Temkinlidir o. Ne zamandır hali yok, ben görüyorum. Midesi de bulanıyormuş. Belli ki gebe. Hayırlısı. Yarın öğreniriz validem. Götürün bu gafili, kapatın bir yere. Aa, Sümmülhan. Sümmülhan beni bir dinleyin ha. Vallahi ben bir şey yapmadım. Geldi saldırdı ha. Hış! Bari yalan söyleme Boncuk ağa. Yakışıyor mu erkekliğine? Ne duruyorsunuz? Götürsenize. Ağam, ağam vallahi ben bir şey yapmadım. Hış! Haramzade-i harami. Zavallı. Nasıl da titriyor ceylan gibi. Şeker ağa, badem şurubu hazırla. Biraz rahatlasın. Hadi gel. Ağam, beni hatunların yanına götürme. Kimse böyle görmesin. Herkes dedikodu. İyi. O vakit seni Nigar Kalfa'ya götüreyim. O sana bulur kalacak yer. Hem alakadar olur. Hadi. Thank you.
Bela var kaza. Ne oldu gece gece? Desturun yok mu senin? Bunu düşünecek hal mi kaldı? Ne var yine? Mevzu mühim. Sadık'a anlatır sana. Benim hemen İbrahim Paşa'yı görmem lazım. Haydi. Haydi hiç. Gel. İbrahim Paşa'm, sizi rahatsız ediyorum. Hayırdır Sümbül'e? Vallahi öyle bir şey vuku buldu ki... önce siz duyun istedim. Ne oldu? Baltacılar bölüğünden Boncuk Ağa Sadık Hatun'a saldırmış. Allah muhafaza ben yetişmesem... ırzına geçecekti. Veledi zina. Gözü dönmüş iblisin. Zindana attım. Çavuşlarını da haberdar ettim. Dedim sizin baltacı haremin emniyetini tesis edeceğine. Bizzat kendisi tehdit etmiştir cariyenin ırzını, namusunu. Hatun nasıl? Böyle. Tir tir titriyor. Şimdi Nigar Kalfa'nın odasında. Gayet iyi. Nigar Kalfa'ya söyle, Sadık'a ona emanet. O hatun bundan böyle Hatice Sultan'ımın nedimesi olacak. Tembih et herkese, kimseler duymasın. Paşa. Boncuk Ağa. Belliydi. Boncuğun gözü vardı sende. Lakin senin de kabahatin yok değil. Öyle gece gece dolanırsan ortalıklarda olacağı budur işte. Ben ne bilsin böyle kötü adam. Bilecektim. Evvelden uyardım seni. Sümbül'e yetişmeseydi tecavüze uğramakla kalmaz, seni saraydan atarlardı. Sefalet içinde de yaşardın. Şimdi ne olacak? Ceza yaparlar bana. Yat kalk dua et. Valide Sultan'ın kulağına gitmesin. O duyarsa esas facia olur. Tamam, ağlama. Sil gözünün yaşını. Yat dinlen. Sabah ola hayrola. Sen güzel hatun. Çok iyisin. Hayırlı sabahlar hünkârım. Hayırlı sabahlar Pargalı. Bugün hava çok güzel. Ormana gidip avlanalım. Hünkârım, halletmem gereken bazı meseleler var. Müsaade buyurursanız evvela onları halledip ondan sonra eşlik etmek isterim. Meselelerini hallettikten sonra bize katılırsın. Hünkârım, bir husus geldi şimdi aklıma. Lakin siz ne dersiniz bilmem. Söyle Pargalı. Aynadaki haşmetli suretinize bakınca... neden yeni sarayda sizin bir resminiz olmasın? Bir ressamdan bahsetmiştim size. Leo, Kırımlı. Hatırlıyorum. Müsaade buyurursanız Leo sizin resminizi yapsın. Biz de sarayın en müstesna yerine asalım. Rahmetli büyük atam Sultan Mehmet Han da zamanında meşhur İtalyan ressam Bellini'ye resmini yaptırmıştı. Olabilir Pargalı. Neden olmasın? Lakin bir şartım var.
Kötü çizerse, beğenmezsem alırım kellesini. Ben isteğinizi Leo'ya söyleyeceğim. Siz endişe buyurmayın. Britanya'nın en güzel evini yapacağım senin için, ellerimle. Ormandaki en güzel ağaçlardan seçtim. Evimiz 3 odalı olsun. 1 oda bizim, 1 oda çocuklar için. Arka tarafa büyük bahçe yapalım. Meyve ağaçlarımız olsun. Kaç çocuğumuz olacak? Çok çocuk yapalım, büyük ailemiz olsun. O zaman hemen ilk çocuğu yapalım. Alexandra. Neredesin aşkım? Leo efendi. Erkencisin bugün. Nasıl gidiyor? İyi. Çalışıyor ben. Güzel güzel. Dikkat et düşüp bir tarafını kırma. Ben sen değil, düşmem. Vay! Hakkımda malumat edinmişsin belli. Aferin. Kanat mı o? Senin yüzünden düştüğüm hallere bak. Neler açtın başıma? Sultanım ben... Hala konuşuyor. Bu dilini koparmadığıma dua et. Hayırlı sabahlar validem. Hayırlı olacak inşallah. Ebe kadın, hadi müjdemizi ver bize. İnşallah sultanım. Güniel. Güniel. Kalk, çabuk Mahidevran'ın dairesine git. Ebe kadın gelmiş mi öğren bakalım. Zaten duyulur. Ne gerek var Ürem? Ben hemen öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum. Hadi kalk. Seni kahretmesin. Ne geliyorsun öyle sessiz sessiz? Benim gitmem lazım. Valide Sultan bekler. İyi o vakit. Hadi giyin. Ne dikiliyorsun karşımda? Ben çok korkuyorum. Ne yapacak? Dün akşam sen uyurken Sümbül Ağa geldi. İbrahim Paşa inanmış senin susuz olduğuna. Kimseler duymadan kapanacak bu mesele. Buncuk Ağa ceza ne olacak? Durun! Durun yapmayın! Yapmayın yanına çaktırınlar durun! Bu hatun hain! Hain! Sultan Süleyman Han! Söyle ebe kadın, geliyor mu torunum? Ne yazık ki sultanım. Gebe değil. Emin misin? Emin misin?
Bana iyi haberler ver. Ne olur? İyi mi kötü mü bilmem. Ama öğrendim. Mahidevran gebe değilmiş. Ah. Üzme sakın kendini. Daha ona ne şehzadeler vereceksin. Artık hünkârınla da birliktesin. Ya, evet. Haseki Sultanım, ben duydum. Gebe kalmışsın. Tebrik ederim. Hayırlı olsun inşallah. Ne yazık ki gebe değilmiş. Bu mevzuyu kapatsak? Öyle mi? Bence üzülmeyin. Daha çok gençsiniz. Çok çocuk doğar. Ya şu işi bana da öğret be. Sen biliyor. Sen usta. Yok. Minyatür başka, bu başka iş. E tamam. Yaparız. Kelleni alsam ruhun duymayacak ha. Güzel. Güzel oluyor. Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum. Leo, sana mühim bir vazife daha vereceğim. Sultan Süleyman Han'ın resmini çizeceksin. Her kula nasip olmaz böyle vazife, kıymetini bil. Atrakçı yarın sabah saraya gelin, sultanım görüşecek. Senden korkulur Hürrem. Ne diye gidip tebrik ediyorsun? Onlar istedi benden biat etmek. Ben de iyi geçiniyorum. Ben kaderime biat ettikçe kabus gibi kötülük üzerime yağıyor. Hangimiz kaderimize karşı çıkabiliriz ki? Nasip değilmiş. Kötümser olma. Bu sarayda insan yerine konulmak için doğurmak zorundayız. Şehzade yoksa biz de yokuz. Hünkârımızın ödülü de cezası da bundan. Ben cezalıyım sultanım. Ona gittiğim gecelerde bana elini bile sürmüyor. Nasıl gebe olabilirim? Mahidevran, lütfen sus. Mahrem mevzularını dile getirme. Peki tamam. Sus ve öl diyorsun. Onu da yaparım sultanım.
Ay maşallah. Bunların hepsini sen mi yiyeceksin? Yok. Mehmet de yiyor. Ne yapayım? Doymuyorum ben. Çok seviyor bildirici. Böyle devam edersen memlekette bıldırcın kalmayacak. Gebe olduğun zamanlardakine benziyor halin. O zaman da hiç durmuyordun. Belki gebeyim yine. Git ebe kadın çağır, gelsin. Yok artık, daha neler. Hemen öğrenelim. Şüphe düştü içime. Hay Allah'ım, bana sabır ver. Söyle. Gebesiniz sultanım. Gördün mü nigar kafa? Bir şehzade daha geliyor. Çok güzel bir saray. Renkleri, ışığı. Öyledir. Hale o. Sen şimdi usul erken bilmezsin. Hünkârımız gelince biz ne yapıyorsak aynen yap. Tamam, yaparım. Aferin. Haftaya Mahidevran da gelsin senin saraya giderken. Döşemeliklerin rengini seçelim bir an evvel. O yukarı sete büyük sedirler yapalım. Valide Sultanım. Gel Hürrem. Hatice'min sarayının döşenmesini konuşuyoruz. Sen de söyle aklındakileri. Ben şey için geldim.
Bir şey söyleyeceğim ama... Hayırdır? Hayırlı bir şey sultanım. Dün siz torun için üzüldünüz, gördüm. Ama bugün ben sizi sevindireceğim. Gebeyim. Hünkârım, ressam Leo geldi. Hasbahçe'de huzura kabulünü bekler. İcat çıkarıyorsun başıma pardon. Sultanım ben sizi... Sen git o Hürrem denen yılanı tut. Ona sarıl. Sultanım, iyi olun lütfen. Bu mutlu haberi hünkârıma hemen duyurmak isterim validem. Müsaadenizi rica ederim. Elbette. Bu saadeti aslanımla paylaş. Lakin bu defa büyük konuşma sakın oğlan doğacak diye. Allah'ın gücüne gider. Sakın Hürrem. Sadece evladının sıhhatli olması için dua et. Öğüdünüzü hiç unutmayacağım. Hatice Sultan'ın, siz de benimle gelseniz. Beraber olsak. Gidelim. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Aman dikkat, hünkâr geliyor. Dön, dön. Hanedan kadınları gelince öyle yapıyoruz sadece. Padişah sırt dönülmez, kellen gider. Eğil. Hünkârım, Kırımlı ressam Leo'yu takdim etmekten şeref duyarım. Hoş geldiniz Leo. Validem Hafsa Sultan da Kırımlıdır. Biz pek severiz Kırımlıları. Metinizi duydum. Görelim bakalım. Söylendiği kadar iyi misiniz? İbrahim Paşa da buradadır. Sen de onu görürsün. Daha kaç ay var buluşmaya. Çok zor değil mi? Evet. Ama çoğu bitti, azı kaldı. Mecburen böyle oluyor. Sultanlarım. Hünkârımız ve İbrahim Paşa'm hasbahçedeler. Biz de oraya gidelim. Hünkârıma müjde vereceğim. Hayırdır? Ne müjdesi sultanım? Sultanım, rahatsızlandınız mı? Erken döndünüz. Sultanım, lütfen söyleyin ne oldu? Bakın korkmaya başlıyorum. Kabusum bitmiyor Gülşah. Her şey tekrar başladı.
düşeceğim yine gebe. Bu kadın hep doğuracak mı? Sultanım. Müsaade edin, canını alayım Hürrem'in. Padişahım. Rahat ol. Mesleğin neyi icap ettiriyorsa onu yap. Rahat. Sağ olun. Gözler karşıya. Sağ omuz da öne. Ha, tamam. İbrahim, resmimi beğenmezsem Leo'nun kellesini alacağımı söyledin değil mi? Destur!